Evet, peki şunu da soralım. Sadece kuzey için veya kuzeydeki siyasetle düşünmemek gerekiyor bu sorunun. Sonuçta karşı tarafta bir muhatabımız var. Tabii ki dünyadaki Evet. taraflar farklı olmakla da birlikte. Peki sizler görüşmeler içerisinde sürdürülen müzakerelerde Sayın Hristofyas'ı ne derece samimi buluyorsunuz? Bu soru çok soruluyor bana. Hristofyas'a güveniyor musunuz Sibel Hanım? Yoksa Rum'a güveniyor musunuz Sibel Hanım? Güvenmeden öte ne derece samimi Ben size buluyorsunuz bir şey yürüttüğü görüşme söyleyeyim mi? sürecini? Herkes kendi toplumunun çıkarları doğrultusunda yürütür. Yani ben Rum'a niye güveneyim? Ben kendime güvenmek durumundayım. Sibel Hanım, Rum'a güveniyor musunuz? Rum'a güvenmiyor. Yani güvenme diye bir şeyim olamaz. Niye güveneyim ki? O kendi toplumunun çıkarları için uğraşıyor. Hristofyas Rum toplumunu temsil ediyor. Yani Hristofyas ne derece samimidir? Ne derece samimi değildir? O beni çok fazla ilgilendirmez. Önemli olan ben kendime güveneyim. Ben toplumuma güveneyim ve ben o masada Hristofyas'ın tezlerini, eğer bana karşıysa o tezler ve toplumun kabul edemeyeceği tezlerse reddetme pozisyonunu yaratabileyim. Çünkü bunu yaratma da önemlidir. Dünyayı da ikna edeceksiniz. Bunu yaratırken. Yani diplomaside ben bunu istemiyorum demekle iş bitmiyor. Bunu niye istemediğinizi, bu tezlerin niye uygun olmadığını üçüncü gözlemcilere de dünyaya da ikna edin. Birleşmiş Milletler gözlemcidir orada. Birleşmiş Milletler'e de ikna edeceksiniz. Ve bugün bizim izlediğimiz yol, Sayın Talat'ın izlediği yol büyük sempati duymakta. Mesela ben Downer'le şahsi temasım oldu ve ben bu sempatiyi hissettim diyelim. Belki Downer kabul eder veya etmez ama yani hiç olmazsa bizi anladıklarını, anlaşılır olduğumuzu hissettik. Budur önemli. Yoksa ben Hristofyas'a ne derece samimidir? O beni niye ilgilendirsin? Ben kendim iyi çalışayım. Ben kendim ödevimi iyi yapayım. İyi hazırlanayım. Ortaya koyduğum parametrelere, tezlere çok iyi hazırlanırsam o hayır demek durumunda olmayacak. Çünkü iki kişi değildir görüşen, gözlemciler de vardır. Gözlemcilerin önünde oluyor bu görüşmeler. O yüzden biz kendimize güvenelim. Yani Rum'a güvenmek diye bir sorumuz olmasın bundan sonra. Biz Kıbrıs Türk'ü ve Türkiye, Türk tarafı biz kendimize güvenirsek başaracağız. Peki olası bir referandumda iki toplumun tavrı nasıl olur sizce? Olası bir referandumda, evet bu da çok güzel. Eğer tabii ki toplumlara sorulacak. Ha bir de bu var. Mesela insanlarda çeşitli soru işaretleri efendim diyorlar. Sayın Talat görüşüyor ama hep gizli kapılar ardında bizi açıklamıyor. Şimdi Rum lobisi o kadar güçlüdür ki yani oradaki görüşmelerde bizim lehimize olacak bir olayı Sayın Talat Türk toplumu